Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Özel İlkin Kılıç Aslan. Efendim, ben TV41 ailesinden sevgili Esmeray Çiçek kardeşim, Poyraz Ecat kardeşimle birlikte sizlere saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim ve çok heyecanlıyım. Bugün iki tane çok önemli bir konuğum var. Hani geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta 3 Aralık Uluslararası Dünya Engeller Farkındalık Günü'ydü ya efendim. Evet, birçok etkinlikler yapıldı o zamanlar. Birçok yerlerde seminerler düzenlendi. İşte özel gereksinimli bireylerimiz ziyaretlerde bulunuldu. Fakat bu bir güne sığmaz değil mi? İşte bu programımızda biz fırsat buldukça, mümkün olduğunca efendim özel gereksinimli bireylerimizin aileleriyle, özel gereksinimli bireylerimizin başarılarıyla ilgili birçok programlar yapacağız efendim. İşte bugün de dediğim gibi iki tane özel konuğum var. Ben onlara geçmeden önce aslında bu programı diyorum ya biz bize yapıyoruz diyor diye hemen telefon numaralarımızı veriyorum. 0262 322 08 74 numaralı telefonlarla bizlere bağlanabilirsiniz. Ben Poyraz kardeşime teşekkür ediyorum. Altta yazdı zaten. Bizlere bağlanıp, canlı yayına bağlanıp duygularınızı, düşüncelerinizi, sormak istediklerinizi lütfen bizimle paylaşın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var biliyorsunuz. Facebook hesabımız TV41 Kocaeli'nin televizyonu. Instagram hesabımızda TV41 TV_41 Instagram hesabımız diyorum ve işte hemen konuklarıma dönmek istiyorum çünkü çok konuşacağız. Neyi konuşacağız biliyor musunuz? Hani fırsat verildiğinde, imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini işte çok başarılı Down sendromlu oğlumuz Anıl Demir'le alakalı bugün bol bol konuşacağız. Hayatını konuşacağız. Başarılarını konuşacağız. İşte onunla alakalı ilk birinci konuğum, birinci bölümdeki konuğum çok değerli annesi, özel bir anne Sayın Fatma Demir bizimle olacak. Onunla konuşacağız. Biliyorsunuz ben de özel bir anneyim. Dertleşeceğiz onunla. Sohbet edeceğiz. Odamızda, salonumuzda gibi sohbet edeceğiz onunla. Anıl'ı tanıyacağız. İkinci bölümümüzde de yine başarılarına imza atan her zaman yanında olan Tahir Tarım hocamızla birlikte, spor hocamızla onunla birlikte olacağız. Ben hemen konuğuma dönüyorum. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Geçtiğimiz günlerde bir seminerde sizinle birlikteydik. Evet. Ben Anıl'ın o başarılarını duydukça dedim ki kesinlikle örnek olmalı. Yani gerek aile olarak sizlerin de bizlere örnek olması, yaşanmışlıklarınızı bizimle paylaşmanız çok önemli. İşte biz programımızda bunu işliyoruz. Ve iyi ki de kabul ettiniz, iyi ki de geldiniz. Ben de çok mutlu oldum. Özellikle özel bireylerin annesi olduğum için özellikle bu tür çocukların tanıtım amacıyla neler yapılabileceğini, aynen, günümüzde çocuklarımıza neler katabileceğimizi göstermek için özellikle katılmak istedim ben çok de. Çok teşekkür ederim. Çok. Biraz sizi tanıyalım mı Fatma Hanım? Tamam. Özel annenin yanında bir de Fatma Demir kim biraz tanıyalım. Fatma Demir olarak ben 1966 Artvin Borçka doğumluyum. Artvin ne güzel, annem de oralı. Emekli hemşireyim. Hemşiresiniz. Evli ve 3 çocuk annesiyim. Anıl kaçıncı? Anıl ilk çocuğum. İlk çocuğunuz. Evet. Kaç yaşında Anıl? Anıl 30 yaşında. 30 yaşında. Hmm. Evet. Anıl'la 1991 doğumlu Anıl. 91 doğumlu. Evet. Evet. 91 doğumlu. Anıl'la ilgili sormak istediğiniz bir tabii şey varsa. Tabii şimdi hep tanıyacağız. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Yani 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. Ve o zamanlar bu tip yani özel gereksin bireyler çok fazla bilinmiyordu aslında. Bilinmiyordu evet. Evet. Mesela Anıl anne kan şimdi mesela daha sonra testler falan yapılıyor. Tabii. Onlar peki Anıl ki bir de hemşiresiniz aslında sağlıkla da uğraşıyorsunuz. Ya biz eğitim süresince biz Down sendromluyu böyle üstten geçerek yani öğrendik. Çünkü öyle bir şey başımıza geleceğini bilmiyorduk. İlk çocuk oluşu bir de yani hani oluşu, farklı oluşu da bilmiyordunuz. Dezavantajım. Hı-hı. Bilmiyorduk. Ondan sonra o zaman da zaten bu kadar yaygın değildi. Hı hı.
Ondan sonra benim avantajım şöyle bir şey oldu. Ben ilk çocuğu doğumu yaptıktan sonra bilmiyorduk. Yani bu çocukta bir fark var ama. O zaman anne karnında daha belli değildi değil mi? Doğduktan sonra anılla alakalı. Normal geçti. Normal her şey. O zaman öyle genetik testi, üçlü testler falan yoktu. Doğru. Ondan sonra amniyosentezi falan yani fazla bilinmiyordu varsa da. Doğru. Özellikle bizim bulunduğumuz çevrede öyle çok nadirdi veya bir istek üzerine veya bir risk durumunda yapılması gerekiyordu. Şimdi artık mesela muhakkak yapılıyor. Tabii, yani olması gereken. Yapılıyor. Evet, o zamanlar o yokmuş. Zaman bizde benim kız kardeşimin çocuğu 11 gün Anıl'dan küçük. Onu ziyarete gittik bebekle. Benim Anıl 18 günlüktü. Farkını ben o zaman anladım. Allah Allah. Yani bebeği gördükten sonra Anıl'daki farkı. Evet. Tabii hafif dil dışarıda, yumuk yumuk eller, kulaklar. Ondan sonra mesela doktor da mesela size doktor bir şey söylemedi. 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 O kardeşimin çocuğu onda o gün onu da ziyarete gelen kız kardeşimin görümcesi, o da doktordu. Bize benim çocuğumu görünce aa dedi, tipik bir Down sendromu dedi. Siz o zaman duydunuz. Tabii, yani. Tabii o zaman duyduk. Ondan sonra bana bayağı bir öğütler verdi o zaman. Güler abla kulaklar çınlasın. Selam Burada olsun selam onlara. Selam olsun. Evet, size ondan, yol açmış evet, en azından çok, bir an önce. Bana çok destek oldu. Ya, çok bilgileriyle. Önemli. Ondan sonra dedi, hemen dedi, eğer ikinci bir çocuk olursa dedi testler falan yapılsın dedi. Ve ben bu testlerin ne olduğunu bilmiyordum. Ya. Beni yönlendirdi, çapaya yönlendirdi. Ondan sonra böyle ikinci bir çocuk ama dedi çok da faydasını görürsün dedi. İkinci bir çocuk olursa Şimdi dedi. Şimdi şeyleri de soracağım. Mesela tabii. Birinci Anıl, ondan evet. Sonra ikinci ne kadar var aralarında? 19 ay var. 19 ay. Evet. üçüncü? Üçüncüyle ikincinin arasında 4,5 yıl var. Ha, 4,5 yani. Evet. Neredeyse peş peşe gibi diyelim. Yani birlikte de büyümüşler aslında galiba değil mi Anıl'la? Birlikte büyüdüler. Anıl'ın Çapa'daki psikoloğu, yani oraya götürüyorduk sürekli. Ben hiç şey yapmadım. Bütün ne gerekiyorsa. Şimdi siz mesela şöyle, niye bunu istiyorum biliyor musunuz? Tabii. Hani bu tanı almış olanlar veya böyle bir çocukla yaşayan, hani siz onlara yol göstermenizi istiyorum. Çünkü 30 sene olmuş sizin Anıl 30 tabii. yaşında ve bence en iyi şey tecrübeleri de bilmektir. O yüzden size ya bunları soruyorum. Tabii şimdi özellikle testleri yaptırsınlar. Öyle söyleyeyim. Benim ilk evet deza ha bir de şunu da söyleyeyim. Yani ben bu testleri yaptırıp da doğurmamazlık yapmayacaktım. Tabii o karar sizin. Tabii. Kişilerin Kesinlikle. Kendi Aynen. kendi kararları. Kesinlikle. Ben ikinci çocuğumda doktor %1 ihtimal var dedi bana. İkincisinde. İkincisinde. Olma olasılığı. Çünkü ilk çocukta benim Anıl ilk çocuğum olduğu için Down sendromlu. İkinci çocukta risk daha fazla dedi. Ondan sonra %1 ihtimalle benim sağlıklı bir oğlum oldu. Oo, Allah bağışlasın. Evet. Ondan sonra o ona çok destek oldu. Kesinlikle. İkinci çocuk Anıl'ı zaten Anıl'a kardeş olmasını istediği bir psikoloğu vardı işte. O psikolog kendisi söyledi. Hemen dedi bir kardeş olsun. Ondan sonra ona destek amacında. Bu sefer ikinci çocuk altından kalkamamaya başladı. Tabii. Anıl'dan kelimeleri aldı, Anıl'dan öğrendi tabii, her şeyi. Tabii. Çünkü ondan sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı. O ona öğretti, o ona öğretti. Tabii. Ve özellikle doktorumuz çok iyiydi Anıl'ın doktoru. İşte güneş banyosu, kum, yani ne de gerekiyorsa... Biz elimizden geleni o yaptık. O farklılığı gördünüz. Gördük. Ve doktor tanıdığınız sayesinde işte gittiniz dediler ki evet Down sendromu. Peki o yaşta mesela o küçüklük yaşında nasıl bir süreç geçti Anıl'ın? Yani neler mesela? Hani gelişimiyle alakalı. Çünkü hemen bir yaş arasıyla da diğer çocuk olunca. Evet çok zor günler geçirdim ben. Kesinlikle doğru. Gerçekten çünkü etraftakiler, komşularım, çok farklı bir gözle bakmaya başladılar. Çünkü görünümü farklıydı diğer çocuklara göre.
veya benim ikinci oğluma göre görünümü farklıydı. Evet. Bunu kabul ettirmek aileme, çevreme çok zordu. Onu soracağım aslında. Çok kabullenme zordu. Süreci nasıl geçti? Çünkü biliyorum ben de yaşadığım için. Yani hani önce ailenin kendinin kabul etmesi kabullenme, belki ama nasıl oldu mesela onun? Süreci çok zor. Ya ben kabul etmiştim zaten çünkü evladımdı. Evet. Anne olarak hemen öyle yapıyoruz zaten. Evladımdı. Yani hemen. Ondan sonra eşim de kabul etti. O çok önemli. Eşlerin birbirine destek olması. Yakıştıramasa da kabul etti. Doğrudur. Doğrudur. Ondan sonra bana büyük destek olan başta ailem olmak üzere çevredeki arkadaşlarım, komşularım zamanla. Çünkü ben eve kapatmadım çocuğumu. İşte bu. Bir yere giderken gezmeye götürdüm. Ondan sonra bu benim oğlum dedim. Çünkü eşit davranıyordum ikinci çocuğumla. Yani işte bu aslında. Hiç, bu mesaj, evet, bu mesaj çok önemli. Hiç ben onu hiç eve git yapmadınız. Hep yok. Sürekli dışarılardayız. Sosyalleşmesini sağlamak. Aynen. Burada bu buna özellikle bahsediyorum. Ben ikinci çocuğuma nasıl davranıyorsam, normal çocuğuma nasıl davranıyorsam ona da öyle davranıyordum. Bir iş buyurduğumda mesela ona ne yapması gereken bir şey varsa ötekine de aynı şekilde söylüyordum. Çok güzel. Çünkü hiç ayrım yapmadım. Yani hiç onlar farklı değil, değil mi aslında? Yani değil. Onları ötekileştirmek çok saçma. Yani o nasılsa ona da aynı şey. Onların istediği de bu aslında. Sevgiyle yaklaştığın sevgi. Sürece zaten ben, onlara... Sen ona bir sevgi gösterdin mi, onlar iki sevgi veriyorlar daha zaten. Daha sevdiler, onlar çok sevecenler. Çok sevecenler. Çok içten. Ben Erzurum'da mesela eşimin memuriyet dolayısıyla biz Erzurum'da kaldık 4 yıl. Tam eğitim zamanında oralardaydık. Orada bir özel eğitim kurumu yoktu. Ya. Ve benim çocuğumu anaokuluna almadılar orada. Ki ne kadar önemli değil mi? Kesinlikle. Yani o ilk anaokulu. O eğitimi biz evde vermeye çalıştık, anaokulu eğitimini. Ve bunun oğlumu, büyük oğlumundan dolayı ben ikinci oğlumu 5 yaşında okula vermek zorunda kaldım. Ya işte. 5 yaşında okula başlattım. Ondan sonra okuma yazmayı ikinci oğlumdan öğrendi. Çünkü erken verdim. Çocuğun da kabiliyeti de vardı. Anaokuluna gitmişti o ikincisi. Ondan sonra o ona öğretti. Resmen öğretmeni olmuş aslında değil mi? Tabii öğretmeni oldu. Yani kardeşi, hani ilk öğretmeni tabii, şey olmuş, kardeşi olmuş. Öğretmeni oldu. Tam hazırlandı yani. O orada ilkokula hazırladı. Çok güzel. İkinci oğlan işte üçüncü sınıftayken Anıl'ı birinci sınıfa başlattık. Şimdi Anıl'ı birinci sınıfa normal gelişim gösteren okula mı? Yani kaynaştırma programından değil, faydalanarak tamam. Kocaeli'nde. Tamam. Karamürser'de birinci sınıfa başladı. Tamam. Çok faydası olmuştur çok, değil çok mi? Oldu. Yani hani o öğretmenlerin katkıları da çok oldu. Çok yardımcı oldular. Tabi bu arada bayağı bir evde geçirdik. Zaman geçirdik. Daha bilinçliydik. Zaman geçtikçe. Ondan sonra okul döneminde tabi ister istemez veliler karşı çıkmaya başladı. Ondan sonra bunun yeri burası değil. İşte bilmem ama zamanla tanıdıkça baktık ki zarar vermiyor. Mesela Anıl'da öfke nöbetleri falan oluyor muydu? Olmadı. Sadece böyle bir sorunlarımız oluyordu. Mesela onların el kasları... Belli dönemlerde, ergenlik döneminde yok, olabilir belki yani. El kasları fazla çalışmadığı için severken mesela fazla sıkarak seviyordu. İşte diyorum ya çok sevecenler. Çünkü kollarını kullanıyordu. Zamanla onu da bıraktı. Yani tabii sıkarak sevdiği için boğabileceğini düşünüyorlardı bazı veliler. Çocuklar mesela arkadaşlarına sarılıyordu, biraz sıkı sarılıyordu ama el kaslarını değil de kol kaslarını kullanarak sarılıyordu. Zamanla onu da açtık. Ama bunun yanında tabii rehabilitasyon olayınız da olmuştur. Özel rehabilitasyonlara da gittiniz olayı, değil mi? Burada. Burada. Kocaeli'de burada gittik. Evet aynı anda. Okulla birlikte mi oldu? Mesela okulla birlikte mi aldınız rehabilitasyonu da? Belli günlerde mi gitti? Nasıl oldu? Şöyle bir şey oldu. Rehabilitasyona okuldan sonra gittik biz. Şimdi Anıl ilkokulu bitirdi.
Anıl ilkokul 5. sınıftayken direkt olarak eğitim süreci 8 yıla çıktı. İlk öğretim oldu. Tamam. İlk öğretimi bitirdi. Tamam, 8. Ondan sonra burada Kocaeli'de Nuh Çimento İş Okulu. Tamam, evet. Oraya direkt olarak testlerden oraya geçerek oraya yerleşti. 4 yıllık lise düzeyinde iş okulu. Uygulama okulu. Orayı bitirdi. Orada son sınıftayken, iş okulunda son sınıftayken, orada kulaklar çınlasın Ali Bey vardı. Onu bilardoya, işte spora o zaman zaten başladı. Zaten şimdi bugün spor başarısından çok bahsedeceğiz. Ya, evet. Spora ilk orada o zaman başladı. Orada başladı. Ali Bey tanıdı onu. Ondan sonra o da en çok sevdiği arkadaşı Tahir Hoca'yla, ki görüşeceksiniz biraz sonra. Tabii. Tahir Hoca'yla buluşturdu bunu. Ondan sonra yol arkadaşı Tahir Hoca olmuş. Tahir Hoca oldu. Rehabilitasyona o zaman başladı. Tahir Hoca'yla ve işte özel okula oradan başladı. Anladım. Yani okuldan sonra. Okul hayatı bittikten sonra da esas aslında başarı burada başlıyor. dedik ya, fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini ve onlara yol açtığınızda neleri yapabileceklerini size şöyle bir örnek göstereyim mi? Anıl, kaç senedir? 7 sene oldu mu? 7 yıl oldu. 2014 yılında. 7 yıldır Gölcük'te araba üreten bir özel fabrikada en zor birimlerinden biri olan üretim bandında çalışmaya başladı. Yani düşünebiliyor musunuz? İstihdam olayımız oldu. Evet. Ve çok da başarılı oldu orada. Ve aynı zamanda spor olayında birçok madalyaları var. Onu ben şimdi saymakla burada saymayacağım. Onu Tahir Hoca'ya anlattıracağım. Evet. O onun saymasını isteyeceğim. Yani dediğim gibi o kadar başarı dolu bir hayat ki. Tabii ki burada ailenin ona destek olması çok önemliydi, değil mi? Yani başarılı olmalarındaki sebep aileler. Ya, tabii biz çok destek olduk. Hı hı. Etrafımdakiler, komşularım özellikle çok destek oldu. Yani onu kendi evlatları gibi bağrılarına bastılar. Hepsi çevre, mesela amcaları olsun, kuzenleri olsun, hepsi. Zaten kendi kardeşleri gibi baktılar. Çok özel hissettirdiler çocuğuma. Çok kendini güzel. Özel hissettirdiler. Ondan sonra başarıdan başarıya koşmasının sebebi de çevresel faktörler. Kesinlikle. Ve aile. Tabii aile. Yani hiçbir zaman mesela şunu yapmamışsınız ki başarılarını gördük. İşte benim evladım böyle. Aman işte dışarı çıkarmayayım, işte topluma sokmayayım, hani bir şey söylerler, şöyle dalga geçerler gibi hiç düşünmediniz. Tam tersi. Çünkü maalesef yok. Öyle olabiliyor. Yani hani çocuklarımızı, özel çocuklarımızı bazı şeylerden dolayı evlere kapatıyoruz. Bunu çok yaşayanlar oldu. İşte dediğim gibi ben 25 senedir böyle özel bir çocukla yaşıyorum. Aman işte çevreye zarar verir, işte şöyle olabilir, şunu söyleyebilirler diye. Bazı aile şeyler evlere kapatıyorum. Bu çok yanlış. Tabii. Bunlar toplumda varlar. Bir bireyler. Ve işte burada da şey düşüyor değil mi Fatma? Mesela STK'lara da biraz. Mesela derneklere, ailelere hani birlik olmak da çok önemli. Belki çok önemli. Değil mi? Yani. Ben mesela o yüzden o derneklere fazla o zaman çevremizde fazla yoktu. Doğrudur. O yüzden ben yılımı doldurmazdım. Yani doldurdum. 24 yıl eğitimden sonra ben 43-44 yaşında emekli oldum çocuklarım için. Ben de öyle. Günümü doldurdum, emekli evet. oldum. Yani zamanı çocuklarımla geçireyim diye. O yüzden ben 11 yıldır emekliyim. Evet. O yüzden daha çok vakit geçiriyoruz. Mesela haftada belli bir gün, mesela atıyorum pazar günleri. İşte Anıl'da izinli olduğu gün, ona özel gün olarak şey yapıyoruz. Beraber ne istiyorsa, kahvaltı olur, yemek olur, dışarıda beraber vakit geçiriyoruz. Ailecek, çocuklarımızla. Çok güzel, çok beraber güzel. Vakit geçiriyoruz. Çünkü Anıl çok hassas. Onu soracağım. Çok, mesela evet. daha senin onu çocuklarımızın, özel çocuklarımızın daha hassas çok diye hassas, değil çok mi? Duygusal. Yani çok duygusal. Anne babaya çok yardımcı oluyorlar. Tabii onu da sonra evde falan yapıyordur bir tabii, şeyler. Tabii tabii yardımcı oluyor. Benim sağ kolum diyebilirim. Harika harika evet. yani. Mesela benim bel fıtığım var söylemesi. Geçmiş bana çok yardımcı oluyor. İşte bu.
çok oluyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki evet, varlar. İyi ki ben varlar. Hep şey söylüyorum. Rabbimizin bize bence armağan ettiği, hediye ettiği evet, en güzel şey bunlar. Yani özel aynen, çocuklarımız. Onlar, şanslıyız. Belki aynen de, öyle. Evet, onlar özel çocuklarımız. Biz de özel anneleriz. Biz de özel anneleriz. Şey evet, diyorum, herkese de böyle özel bir çocuk vermez Rabbim. Bu dünyada bakmak için. Değil mi? Böyle bakmak lazım. Evet, ilk başlarda belki biraz kabullenmek zor olabiliyor ama sonradan hani onların o sevecenliği bir kere kesinlikle iki yüzlü değiller. Değil tabii, mi? Nasıl? Dürüstler. Anında öyle yalan, herhalde. Yalanı bilmiyorlar. Dümdüz insanlar onlar. Evet. Yani onlar 40'ında da olsalar, 30'unda da olsalar aynen, onlar aynı şekilde yani bizim bir 5 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğumuz aynen gibiler. Aynen öyle. Biz nasıl anne babamız çocuğuysa. Çocuğuysa onlar hiç büyümeyecekler öyle gözümüzde. Evet, yavaş yavaş programımızın birinci bölüm sonuna geldik, biliyor musunuz? Gerçekten. Son bir iki dakikamız daha var. Mesela söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani aileler ne yapsınlar böyle özel çocuklarla alakalı? Aileler kesinlikle diğer çocuklarından ayırmasınlar. Tamam, çok güzel. Kesinlikle. Şöyle kameraya bakıp da söyler misiniz? Diğer çocuklarından ayırmasınlar. Ondan sonra eşit davransınlar. Tamam. Onlar evleri kapatmasınlar. Ondan sonra ellerinden geldiği bütün imkanları sağlasınlar. Sağlasınlar evet, değil mi? Başka bizim istediğimiz bu çocuklarını. Spora aynı yönlendirsinler özellikle. Onu da söyleyin evet, lütfen. Evet, spora yönlendirsinler. Zaten özellikle kendi çevrelerinde olmasa bile yakın çevrelerinde mutlaka bir spor yeri vardır. Spor salonları vardır. Spor onlar vardır için çok önemli çok değil önemli mi? Biraz evet, sonra konuşacağız Nair evet, Hoca ile onu. Kendilerini çok güvende hı-hı, hissediyorlar spor yaparken. Ya mesela sporu başladıktan sonra çok farklılık doğmuştur Anıl'da şeyler. Tabii. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela Anıl'ın ilk derecesi 70'ti. Hı-hı. Derece olarak 70'ti. Ondan sonra bu okula, Nocimento İş Okulu artı özel eğitimler. Hı-hı. Ondan sonra artı spor, fabrika ve derecesi 50'ye düştü. Ya işte düşünün. Yani bu ne aradaki farkı böyle düşünelim. Çok. Yani isterim ki 30'lara 20'lere düşsün. O kadar da bizim İnşallah, eksikliğimiz olsun. Hepimizde vardır o kadar eksiklik. Tabii. Hayır olsun. Hayır çok büyük başarı. Yani biz çocuklarımızı, özel çocuklarımızı fırsat vereceğiz. Evlere kapatmayacağız. Onların başarılarıyla. Evet. Öyle değil mi? Aynen örnek öyle olmasını sağlayacağız çocuklarımızın. Aynen onlarda öyle. Evet, yavaş yavaş bitiriyoruz herhalde şeylerimizi. Ben çok memnun oldum katıldığınız oldum için. Özellikle dediğim gibi o seminer orada sizi tanıdığıma da. Ben de memnun oldum. Hatta telefonda da konuştuk hani heyecanlar dedim hiçbir şey olmayacak. İki özel anne olarak karşılıklı biz konuşacağız. Evet. Mesajlarımızı vereceğiz söyledik. Ve son kapatmadan önce kardeşlerle araları mesela 3 kardeş. Evet. Nasıl mesela onlar? Diyalogları çok iyi. Güzel. Yani Anıl özellikle mesela Ford'dan aldığı maaşla mesela kardeş okuyordu. İki kardeş de okuyordu. Hemen parasız kalmasın. İşte hemen onlara para gönderelim. Yani destek olmasını çok seviyor. Maddi olarak da bak sahipleniyor kardeşlerini. Sahipleniyor. Ne evet, kadar güzel. Yani sahipleniyor. Hemen sahipleniyor. Evet kardeşleri de onu çok seviyorlar. Çok güzel. Çok destek veriyorlar. Çok güzel. Çok güzel bir ailesiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizimle özeniniz, yaşantınızı paylaştığınız örnek olması açısından davetimi İnşallah de kabul ettiğiniz için çok rica teşekkür ediyorum. Rica ederim. Anıl bizi seyrediyor mudur? Seyrediyordur. O zaman Anıl'a şuradan bir öpücüklerimizi yollayalım mı? Hadi oğlum, böyle seni çok kameraya seviyoruz bakarak sonra ben de yollayacağım ona. Anıl'cığım seni çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Daha konuşacağız. İnşallah ileriki bir programda da şu pandemiyi biraz atlatalım. İleriki bir programda da seni de biz konuk almak istiyoruz. Seni öpüyoruz kocaman. Çok teşekkür rica ediyorum ederim Fatma Hanım. Katıldığınız için çok sağ olun. Evet efendim, birinci bölümün sonuna geldik. Çok çabuk geçti. İkinci bölümde başarıları konuşacağız. Görüşmek üzere. Çay ve kahvelerimizi alıyoruz. Küçük bir reklam. Merhaba. Konuğumu gönderdim efendim. Çok güzel de geçti. Güzel mesajları da oldu özel annemizin. Ve şimdi ikinci konuğumu
davet ettik. Kendisi Tahir Tarım Hocam efendim. Kimdir? Spor bilimleri uzmanı, özel sporcular antrenörü. Doğru mudur hocam? Doğru söyledim evet, değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için, davetimizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hep bir sporun çünkü çok önemli olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz özel bir anneyim ben de. Özel çocuğum var ve onun hayatında da sporun çok önemli olduğunu biliyorum. Spor, müzik gibi sosyal aktivitelerin önemini biliyoruz. Bugün sizinle birlikte ben özellikle Anıl'ın da başarılarında hep yanında, anneyle konuştuk çünkü evet. Sizin adınız geçti. Evet. Başarılarında yanınızda olduğunuzu da biliyoruz. Sizin yanınızda olduğunuzu da biliyoruz. Şimdi Tahir Tarım. Tanıyan var. Kocaeli'de birçok kişi tanıyor. Ben de seneler önce sizinle tanışmıştık evet. Biliyorsunuz. Ama tanımayanlar için, yeni açanlar için de bir kendinizi tanıtır mısınız hocam? Elbette. Öncelikle bu programa size beni davet ettiğiniz için, özel bireylere yer verdiğiniz için size teşekkür ederim. Bizi izleyen velilerimiz var, yöneticilerimiz var, sporla ilgili alanda çalışan konuklarımız da var. Onlara da programımıza hoş geldiniz dedim evet. Sizin adınıza da. Teşekkürler. Ben 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde yüksek öğretimime başladım. Kocaeliliyim. Doğma büyüme derince Kocaeli doğumluyum. Evet tamam. Buralıyım. 2004 yılında antrenörlük bölümünden mezun olup daha sonrasında iş hayatıma 2006 yılında özel gereksin bireylerle başladım. Yani 13... Hemen başladınız evet. Özel gereksin bireylerle. Çünkü ben öğrenciyken de gönüllü olarak özel gereksin bireylere bir destek olma ihtiyacı çok, hissediyordum. Çok evet o zamanlar o tohum bende varmış harika. Gönüllü olarak. Sonra akabinde şimdiye kadar bir 13 yıl arkamda kaldığı deneyimle dolu bir 13 yıl. Akabinde yüksek lisans eğitimim 2019 yılında tamamladım. Sporda performans ve kondisyon Kocaeli Üniversitesi'nde. Çok güzel. Halen de spor bilimlerinde doktora öğrencisi olarak yüksek öğrenimime devam güzel, ediyorum. Çok güzel, harika, çok güzel. Şey de çok önemli yani hani önceden beri işte özel gereksinimi bireylerle çünkü onlar da hayatında çok önemli değil mi spor hocam? Gerçi hepimizin hayatında aslında spor önemli muhakkak yani spor açısından ama özel gereksinim demin anneyle de onu konuştuk. Özellikle mesela Anıl'ın spora başladıktan sonra tabii eğitimleriyle birlikte çok daha gelişme gösterdiğini söyledi yani evet. Yaşamında. O yüzden sporun özellikle özel gereksinim bireylerle başladığınız için ben de bir anne olarak size teşekkür ediyorum. Peki hocam şöyle söyleyeyim. Hemen başladınız. Bize biraz sporun da öneminden bahseder misiniz? Yani niye spor yapmalıyız? Ya sadece özel gereksinimli bireyler değil, normal gelişimi gösterenler de niye spor yapmalıyız? Öncelikle alanda akademik çalışmalar yapan bir kişi olarak sporla fiziksel aktivite, egzersizle olan bir ayrım var. Ağzımıza böyle bir pelesenk olmuş. Spor diyoruz ama spor aslında yarışmalar adı altında bir organizasyon çalışması. Yani bir özel gereksinimli birey ya da özel gereksinimi olmayan bir birey bu fiziksel aktivitelere başladığında yani bir oyun branşına başladığında sporla başlamıyor. Aslında fiziksel aktiviteyle başlıyor. Tamam. Yani sağlığımız için egzersiz birleşiminden oluşan bir programla başlıyor. Sonra işin içine kurallar girerse yarışlar, musabakalar, organizasyonlar buna biz spor diyoruz. Spor diyoruz. Evet. O yüzden de etkilerini bu neticeden buradan yola çıkarak bahsedeyim. Tabii. Müsaade ederseniz. Lütfen. Fiziksel aktivite herhangi bir özel gereksinime ihtiyacı olmayan bireyler hepimiz biliyoruz. Yayınlarda, görsel yayınlarda sağlığa etkisini görüyoruz sporun. Yürüyüş, bisiklet yapmak, sürmek vesaire, yüzmek gibi. Aynen. Biliyoruz ama özel gereksinimlerde bu spor aktiviteleri, fiziksel aktiviteler, egzersizlerin çok daha büyük faydası var. Kesinlikle. Ve bunları sizler anne babalar olarak, bizler eğitmenler olarak bu farkı çok iyi görüyoruz. Bunu birkaç tane ödevimi şöyle... Tabii lütfen mesajlarımızı da verelim. Evet. Spor etkileri, fizyolojik etkileri var.
Öncelikle fizyolojik etkileri nelerdir? Aynı özel gereksinimi olmayan bireyler gibi belli sürelerde yürüyüş yapmak vesaire de bazı dikkat arttıran hormonal dengede, kalp dolaşım sisteminde etkilerini okuyoruz. Ama bizim özel bireylerde bu durumlar daha önemli. Tabii. Örneğin size şunu söyleyebilirim. Sosyal etkileri. Mesela fizyolojik etkilerini söyledim. Sosyal etkileri Tabii. de öyle. Peki örnekler, gerçek örnekler verebilirim bu konuda. Mesela eğer özel bireyimiz bir akademik çalışma yapıyorsa, okuma yazma öğrencisi ise kalem tutma becerisi zayıf olabiliyor. Çünkü Tabii. kas ve eklemleri zayıf oluyor. Daha kalemi tutma becerisini gerçekleştiremeyince 1-0 geride başlıyor. Egzersizlerin burada kasları, eklemleri, Kesinlikle. Postürü düzenlemesi Tabii. bizi etkiliyor. O ince motor dediğimiz Evet. değil mi? Mesela onların hani ellerini kullanabilmeleri Evet. açısından da böyle başlayabiliriz. Tabii bireyselleştirmiş özel eğitim konularında öğrencinin hangi konularda başarılı olması için neler yapılması için basamaklamalar yapılır. Tabii. Bu basamaklamalarda dediğiniz gibi ince motor, kas kuvveti, kaba motor beceriler gibi amaçlar elde edilir ve böylelikle kişinin fiziki desteği sağlanınca dediğimiz gibi okuma yazmasına etkisi kesinlikle, olur. Kesinlikle, kesinlikle. Peki başka neler var? Sağlık etkilerinde bizim çocuklarımız dikkat uyaranlarına çok fazla doğru. daha çok bunda etkileniyorlar ve dikkat uyaranı eğer olması gerekenin altında olursa çocuklarımız çabuk sıkılan durumlar oluyor. Yani bir sınıfta, bir herhangi bir ortamda belli sürelerde sonra bizim Sıkılın. Çocuklarımızı tutamazsınız. Aynen. Ve özelliklerine göre bu sürelerde değişiyor. Fiziksel aktiviteyle bir oyun oynadığımız zaman bizim özel çocuklarımız özel gereksinim olmayan bireylerden daha çok dikkat üretebiliyorlar. Tabii tabii. Buradan niye anlıyoruz? Dikkat süreleri artıyor. Artıyor. Programda biz burada bizi izleyenlere daha bu yolun başında olan kişiler de olabilir. Buradan vereceğimiz mesajlar Lütfen. Olduğuna inanıyorum. Yani sporun sadece bize gelişi güzel, ağzımıza pelesenk olduğu durumlarla değil de bu kısmından da bakarsalar sporun fiziksel aktivitenin dikkati arttırdığını, Kesinlikle. Dikkat dağınıklığı etkilerini azalttığını çok gayet net bir şekilde söyleyebiliriz. Dikkatin çoğalması demek öğrenme. Okuma yazma, öğrenme, Aynen belliğin öyle. Her türlü becerinin gelişmesi Aynen. demek. Bir de şey de var mesela hani özellikle bu pandemi döneminde de çok yaşandı o işte özel gereksinimli bireyler gidemediği için, yapamadıkları için. Bir de yeme olayı da biraz tabii Evet. ki bu sefer ne oluyor? Bunun yanında tabii bazı destekleyici ilaçlar da tabii ki vücuda zararlı işte iştah açtırıyor. Yaşıyoruz çünkü bunları. Evet. Bu sefer yapamadıkları için de yan etkileri de oluyor. O yüzden hani çok önemli olduğunu biliyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum aslında. Okullarda özellikle özel gereksinimin eğitimlerinde yani bu kendi hani şey fikrim olarak söyleyeyim ama evet bireysel eğitim çok önemli. Kesinlikle eğitim olmazsa olmazımız ama hani o 1-2 saatlik veriyorlar ya sporlar okullarda. Evet. Bence onların 2 kat daha fazla olması lazım. Spor artı müzik işte sosyalleşmesi. Evet. Zaten bu çocuklarımızın özellikle hani belki Down sendromların biraz daha şansı var sosyalleşme ama mesela otizm gibi işte bazı zihinsel engelli grupların daha çok asosyal olduklarında bazı şeylerde sıkıntılar çıkıyor değil mi? Bilmiyorum yanlış mı diyorum hani sizin karşınızda bunu söylemek ama Nazan hani bu böyle görüyorum ve evet. sporun o yüzden dediğiniz gibi sadece fiziksel değil ama dikkat toplama ve öğrenmede de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında konuşursak daha çok şey var ama ben evet. biraz anıdan bahsetmek Olur. istiyorum. Hay hay. Yani anneye de söyledim geçtiğimiz günlerde işte seminerde tanıştık anneyle. Bir baktım işte başarılar say bitmiyor yani Anıl'la alakalı. Şimdi önce Anıl'la kaç senedir birliktesiniz hocam? Bizim 8 yılımız bitti. 2014 yılında tanıştık başlangıcında. Bir tesadüfle oradaki tanışma şeklimizi Fatma Hanım zaten izah etti. Ali hocamız vardı. İsmini de zikrettik. Buradan evet. bizi izliyorsa ona tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz evet, ona da. Sağ olsun. Bir tesadüfle tanıştığımızda Anıl'ı bana yönlendirdiler. Çünkü ben özel gereksin bireylerle Anıl'dan
daha önce de çalışıyordum. Hı hı. Dediğiniz gibi tanıyan kişilerin yönlendirmesi Ali Hoca bana ulaştığında Anıl yüzücü olduğunu ama bunu fiziksel aktivite olarak, yarışlara, müsabakalara giden birisi olarak değil. Ayrıca Anıl gerçekten gayet iyi yüzer. İlk yüzmeyle mi başladı? Evet evet. Hı. Yüzmeyle annenin, ailenin sağlıkçı olmasının burada etkileri çok, çok iyi. Evet, bilinçli bir şekilde davranmışlar. Fiziksel aktivitesiyle ilgilisi hemen bir yüzme eğitimi. Hatta bununla ilgili yanılıyor. Hocam evet, fotoğraflar sağ ol Boyraz kardeşime verdi fotoğrafları da, yavaş yavaş bunların üzerine de konuşabiliriz. Yüzmeyle başladınız. Yüzmeyle başlamışlar ve aynı zamanda bununla ilgili etkilerini arttırmak için mesela oturdukları evi satıyorlar ve denize kıyısı olan bir eve geçiyorlar. Güneşin, D vitamininin ve önemli. Bununla ilgili birçok iyonlar ve ihtiyacımız olan gereksinimler için bunu yapıyorlar ve orada yüzmeyle ilgili kendini arttırıyor. Atletizm de yapıyor aslında, gülle atma. Anıl'ın branşı atletizm, cirit de atıyor. Atletizmle de çalışmış, hatta okuluyla yine Ali hocamız yarışmalara götürmüş ama orada kendisi bunda daha başarılı olabileceği için yönlendirme seçeneğini kullanmış ve Anıl öylelikle geldi. İlk yarışmasında özel sporcularda Türkiye Şampiyonası'ndan önce bölgeler ve iller kendi arasında yarışmalar yapıyor. Oraya geçmeden önce ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Anıl bildiğim kadarıyla kağıt, yani Kocaeli Büyükşehir'in, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Çok doğru. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nde. Milli sporcumuz değil evet, mi? Evet, milli sporcumuz. Bir Anıl'ın hep şansı vardı. Özel gereksinimli bireylerin bu konuda ailenin, çevrenin olduğu gibi yerel yönetimlerin de desteğiyle başarı geliyor. Özellikle Kağıt Spor. Kocaeli Büyükşehir'imize gerçekten çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani Kağıt Spor Kulübü'nün, çünkü çok başarılı özel gereksinimli bireyler yetişiyor orada. Evet. Görüyoruz, biliyoruz da. Çok şanslı o yüzden, yani Kocaeli olarak şanslıyız diye düşünüyorum. Çok şanslıyız. Gerçekten de öyle. Ben bu çalışmalarımı yaparken tabii uluslararası yerel yönetimleri vesaire de incelerken şanslı olduğumuzu böylelikle de görüyoruz. Teşekkür etmem, hani programın sonunda teşekkür edeceğim hiç bir şeyler fark etmez vardı ama ister sözü gelmişken olur tabii her zaman miyim? Tabii ki ne demek. Çünkü yani burada çok teşekkür ediyoruz hepsine sahip çıktıkları için. Samimiyetimle çok teşekkür kesinlikle ederim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daha genel sekreterlik zamanında özel gereksinimli bireylere çok büyük bir destekle ve bir farkındalıkla da davrandı. Bunu hissettik. Kulübe geçtikten sonra tabii ki antrenmanlarımız, çalışmalarımız, kendimizi bu konuda yetiştirme olanaklarımız arttı. Tabii ki kulübümüzün başkanı Ali Yeşildal'a, genel sekreterimiz Bekir Köksal Bey'e buradan teşekkür ederim. Evet, bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür kendilerine ederim. Çünkü bir maharet gösteren kişilere de teşekkür edersek bu olanaklar artacak ve kesinlikle arkasından gelen kişilere de yine olanak sağlayacağız. Bu yüzden teşekkür etmek kesinlikle istedim. Kesinlikle öyle. İmkan sağladılar hocam. Yani bundan güzel bir şey var mı? Var yani eğer o imkanlar sağlanmasaydı belki bu çocuklarımız, çok başarılı, yetenekli çocuklarımız evlerdeydi. Öyle değil mi? Çok düşünürseniz. Çok yani doğru. O yüzden de biz yerel yönetimleri bu konuda, işte özellikle Kağıt Spor'a, çok kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Sizin çalıştığınız birim spor... Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. 3 yıla yaklaştı buradaki görev sürem. Burada da yine atletizm antrenörü olarak çalışıyorum. Hem özel gereksinimi olan hem de özel gereksinimi olmayan bireylerle performans antrenmanı, performans çalıştırıcılığı yapıyorum. Teşekkürle gidecek galiba. Tabii tabii. Lütfen yani kime emeği varsa. Teşekkür ederim. Sağ olsun İbrahim Aktürk Bey'e. Spor hizmetleri müdürümüz yine Ziya Ülhak Sarıgül'e. Teşekkür ederim. Farkındalıkla, destekle, bir yöneticiliğin karşısında bir de pozitif olarak, abi olarak davranıyorlar çocuklara. Çok güzel. O yüzden de başarı geliyor. Ama hepsinden Allah razı olsun. Sağ hocam. Olsun, yani var olsun. Kucak açan özel gereksinimli bireylerimize, onlara fırsat veren gerçekten herkesten Allah razı olsun diyoruz. Amin. Yani aileleri olaraktan da biz de bunu diliyoruz tabii. Anıl sonrasında yarışmaları, biz bölgeler arası yarışmaları, bu il arasındaki yarışmalara başladık. Tabii başlangıçta her şey birden iyi olmuyor ama Anıl'ın bazı normları iyi bir spor olacağını gösteriyordu. Biz tanıştıktan sonra ben bunu görünce
Gerçekten uzun süreli çalışmalara başladık ve ilk bölge şampiyonasında, il şampiyonasında ikincilik, üçüncülük de başladı. Bir ikinci, üçüncü oldu ve hemen arkasında 2014 yılından başlayarak günümüze kadar Anıl gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. İşte bu, ne diyeyim, ne diyeyim yani. Evet. İşte. Ve bu, şu anda Türkiye'de ayrıca bir rekortmen, derecesi çok yüksek. Gülle atmada. Gülle atmada. Başarıları bu şekilde giderken 2014 yılının Mayıs ayında Portekiz'de Anılımız da ekranda. Daha dönüyor. Sonra onu evet ileride alacağız programımızda. Şimdi pandemiden dolayı biraz tabii evet. Bazı şeyler uymak zorunda. Çok da yakışıklı. O da çok mutlu. Sporla mutlu. Bakın buradaki yarışmalardan görseller var. Antrenmanlardan evet, evet, görseller. Da, mutluluğu tabii. Gözünden zaten okunuyor. Evet kesinlikle. Burada bir birincilik herhalde değil evet, mi hocam? Evet birincilik kürsüleri. Evet, tamam bu kürsü burada nerede olurdu burada? Bizim özel sporcular yarışmaları genelde mevsimsel durum göz önünde bulundur olarak Antalya ve Adana'da oluyor. Daha çok Antalya'da oluyor. Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a teşekkür ederim. Evet, o da çünkü gerçekten özel çok sporcuları çok katkısı çok büyük. Bakın bu fotoğraflar değiştiğinde eşofman renklerimizin değiştiğini göreceksiniz. Bunlar yıllara göre dağılıyor Türkiye şampiyonlukları. Sonrasında Portekiz'de gelen bir dünya ikinciliğimiz geldi. Portekiz'de, uluslararası evet. Artık. Evet. Çok güzel. Geçtiğimiz Ekim ayında da yine biz İtalya'da Anıl diğer Down sendromlu kardeşlerimize Türkiye olarak büyük bir madalya toplayarak geldiler ülkemize. Downluların diğer özel bireylerden farklı olarak, Paralimpik'ten farklı olarak Trizomi Game adında oyunları yapılır. 4 yılda bir. Aynı olimpiyat havasında Downluların olimpiyat oyunları. Sadece Down sendromludur. Evet. Orada İtalya'da bir yarışma yapıldı yine. Burada Avrupa Şampiyonası'nda Anıl bize hem güllede hem cirit atmada bronz madalyayla döndü Avrupa üçüncülüğüyle. Harika. Ve kendi derecesini... Kendi kendine oldu. Evet. O başarıları duydukça çok mutlu oluyoruz çocuklarımızın. Bu da bizim için gurur ve onur. Verdiğimiz emeğin de karşılığını kesinlikle. Bu şekilde görünce bu da bizim için gurur ve onur. Türkiye şampiyonası, uluslararası şampiyonalar bizim aslında bir testimiz, bir ölçümümüz, ölçüm değerimiz. Yani ne yaptık? Neler yaptık ve sonucunda karşılığını nasıl bulduk? Bunu gözlemliyoruz. Böyle uluslararası yarışmalar. Bilmiyorum siz bu soruyu bana soracak mısınız ama... Hocam burada sohbet ediyoruz. Siz ne olur biz bizeyiz. Siz evet. Soru. Kendiniz mesela güzel bir anınız varsa anlatın lütfen. Bize anını anlatın. Başarılarınızı konuşalım. Şimdi benim söylemek istediğim aslında yarışma başarılarının sosyal hayatına da etkileri. Tamam. Anıl bu şekilde tanındığı, bilindiği için mesela özel Gölcük'te bir özel araba üretim fabrikasında, Yeniköy'de bir fabrikada kişiler, özel gereksinim bireyleri çalıştırıyorlar, yöneticiler. Evet. Ama tabii özel bireyleri siz anne baba olarak biliyorsunuz ki dışarıdan hiç tanımayan kişilerin çekingen, güvensiz, doğru bir kelime bilmiyorum ama yaklaşımları bazen olumsuz olabiliyor. Tabii. Özel gereksinimli bireyleri çalıştırdıkları ama Down sendromu bir kişiyi çalıştırıp çalıştırmamakla ilgili o sevimli yüzlerini görüp aynen. Ama bunu başarırlar mı? O sevecenliklerini evet. Görünce. Yaparlar mı diye tereddütleri olan yöneticiler Anıl'ı basında tanıyorlar, görüyorlar ve bizi davet ettiklerinde Anıl milli sporcu olduktan sonra bir iş sahibi oldu. Yani üreten bir insan oldu. Kesinlikle. Yani özel bir birey ve bu otomobil fabrikasında bir üretim bandında bir bizim Türkiye'de kullanılan Avrupa'ya da Anıl'ın orada emeği var emeği değil var. Mi? Elleri o dokunuyor. Elleri dokunuyor. Evet, yapılan evet. Şeylerde düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir gurur. Evet, ne kadar büyük güzel. Bir mutluluk evet. Yani. Bazen orada. Ben o araba markasına bindiğim zaman arkadaşlarım olursa diyorum ki bakın şu iç döşemesini Anıl yaptı. En azından diyorum. Onun da evet, etkisi var. O yaptı var. Diyorum. O marka araçları gördüğüm zaman. Doğru. Anıl yarışmalara az önce hani sporun biz fiziki, evet. Sosyal etkilerinden bahsetmiştik. İşte Anıl bu iş gücüne başladıktan sonra bildiğimiz mesaiyle yani sabah gidip akşam çıkan bir çalışması var. Ama orada da bizim performans antrenmanını yaptığımız için haftanın belirli günlerinde, izin günlerinin haricinde de bize antrenman saatleri de tanıyorlar. Bu tabii, da çok önemli. Tabii çalışması lazım yani antrenman bu kadar yapıyor. Başarı muhakkak antrenman yaparak tabii ki olacak. Onlar da gene iyi niyetlerinden
zaten onlar da o imkanı sunuyorlar. Yani evet. Şey yapıyorlar. Hocam bir de şey söyleyeceğim, bildiğim kadarıyla şimdi bu başarını konuşuyoruz. Bir de Anıl'ın bir ödülü de var galiba değil mi? Bu başarı aldıktan bir Kocaeli'nin yerel gazetesinin evet. yaptığı Doruklar diye bir yarışma vardı. Orada da 2000 yanlış hatırlamıyorsam. 2019 yılında Doruklar ödülü aldı. Yani en başarılı özel sporcu adında ödül aldı. Ekranda görüntülerde dönerse evet, ben bazen gözücüyle bakıyorum. Evet, eğer Poyraz kardeşim ekranda biraz görüntüleri verirsek onun üzerine de biraz konuşmak istiyoruz. Anıl'ın orada söz sahibi olup orada gelen davetteki kişilere, diğer ödül alan bireylere, insanlara karşı hitap ediş şekli var, çok güzel. Orada bir özgüveni görüyorsunuz. Hani tabii tabii. Söylediğiniz yani... bir özgüven var. Orada o insanlara karşı hitap ederken o özgüvenini konuşmasında görebilirsiniz. İş yerinden bahsediyordum. İşte o özgüven iş yerinde de verdi ve akademik, bilişsel yani IQ zekası kadar duygusal zekası da arttı Anıl'ın. Kesinlikle. Biz onu gözlemledik. İş yerinde çünkü yeni iş arkadaşları tanıdı. Tabii. Her madalya sonrası o üretim bandında kutlamalar yaptılar. Onun fotoğrafları da geçecektir. Burada yine bir yarışmaya mı gidiyorsunuz acaba hocam? Burada yine antrenmana gidiyoruz. Antrenmana bakın gidiyorsunuz. Bakın ne kadar mutlu görüyor musunuz? Çok antrenmana evet yani kendinden emin böyle mutlu evet. Ve tabii ki bu çalışmalardan sonra mesela bakar mısınız? Mutluluğuna bakar mısınız? Sarılmış. Evet. Yani diğer çocuklarımıza özel çocuklarımıza herhalde evet, diğer değil mi? Yanında solundaki olan kişi Türkiye'nin ilk milli takımı oluştuğunda 4 kişiyle oluştu. 4 Down sendromluyla. Mücahit ilk Kocaeli'mizin de ilk milli Down sporcusu. Harika üçüncülüğü de vardı. Antrenmandan bir görsel. Arkada da Kübra var. Eğer fırsat olursa bu özel çocuklarımızı size tanıştırmak. Bakın Doruk'takiler evet, ödülü var. Evet, nasıl güvenle, evet. Çok severek. Tabii ki yani düşünebiliyor var. Musunuz? Yaptığı çok büyük bir başarı. Örnek de oluyor aslında. Diğer özel gereksinimli arkadaşlarına, ailelere de örnek oluyor işte. Çok yani önemli. Hani diyoruz ya maalesef işte evlerde tutmayalım, sürekli dışarı çıkartalım, sosyalleştirelim, işte fırsat verelim. O yüzden söylüyoruz. Bizim bir şeyimiz vardır dernekte biz bunu kullanırız otizmlerde özellikle. El verin hayat bulsunlar, el verin hayata tutunsunlar. Çok evet. güzel bir slogandı. Çok severim o sözü evet. mesela. Çok yani doğru. Onlara fırsat verdiğinde, el verdiğimizde, ellerimizi uzattığımızda hayatı da tutunmalarını sağlıyoruz aslında değil evet. mi hocam? Evet. Şey yapıyoruz. Çok haklısın. Ve işte oradaki onların da aslında şöyle bir şey var. Hani karşı normal gelişmiş insanlar da bir şeyler aslında o manevi has. Şimdi onu soracağım. Mesela sizdeki o duygu nedir? Nasıl, ne hissediyorsunuz onların bu şeylerinden? Ya o mutluluğunun, işte o güvenlerinden ne hissediyorsunuz? Aynı iş yerinde çalışan kişilerin hissediğini hissediyorum. Daha önce bu çalışmalara, özel bireylerle çalışmadan önce çok büyük birikimlerim yoktu. Hı hı. Mezuniyetimde kendimin hatta bu konuda eksik olduğunu düşünerek kurslar, eğitimler aldım. Çünkü spor ve özel eğitim konusunda bizim eğitmenlerin kendini yetiştirmesi lazım. Olanaklar yaratması lazım. Anıl bu fabrikada çalışırken yanındaki kişiler, yöneticilerden bahsetmiştim size daha önce. Yöneticiler Anıl'ın bu konuda çok başarılı olduğunu fark etmişler. Daha da arttığını söyledi tabii. Performans. O içerideki kapıların içerisindeki montajdan önce Anıl'a özel bir birey, çok yüklenmeyelim düşüncesiyle ona streç, kartonlar yerleştiriyorlar. Çok hafif, ağır. Sonra bakmışlar ki adam güçlü. çünkü Anıl gerçek bir performans sporcusu gibi. Tabii o sporla değil mi? Fotoğraflarda görürsünüz. Bazen beni böyle tutar, havaya kaldırır, atar böyle. Çok güçlüdür. Anıl orada gücünü görünce bakmışlar gerçekten çalışıyor ve Anıl da istiyor bunu. Sonra o beceri gerektiren, fiziki kuvvet gerektiren işe yönlendirmişler. Ve iş yerindeki kişiler Anıl'a önce çekinerek sonra ona sevecenlikle hatta işte bunu yöneticiler söyledi. Çok önemli bir şey, çok güzel bizim için de. Oradaki çalışan iş arkadaşları, yetişkin kişiler daha önce mutsuzken Anıl'a bir şey öğretirken ya da Anıl'la beraber Anıl'la çalışanların mutluluğunu fark etmişler. Çok güzel. Daha devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var tamam. hocam. Reklama da girmemiz tamam. gerekiyor. Olur. Şöyle virgül koyalım oraya ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. Evet efendim kısa bir ara.
Evet, merhaba tekrar. Evet hocam, oraya bir virgül koymuştuk. Evet. Size demiştim ki neler hissediyorsunuz? Yani duygularınız, onların o mutluluğundan öyle bahsetmiştik biliyorsunuz. Evet. İşte onların o mutluluğu size nasıl heyecan veriyor, değil mi? Yani siz sevgiden bahsetmek istiyorum aslında biraz da. Sevgiyle yaklaştığında bambaşka güzel şeyler alıyorsunuz karşılığında. Evet, yani sevgiyle karşıladığımız zaman... Her şeyde olduğu gibi aslında. Evet, her işte olduğu gibi. Her çok işte haklısınız. Olduğu gibi. Sevgiyle başlayınca hani şöyle bir söz var. Bildiğimiz hani bir ustalıkla ilgili. Fiziken yaptığın zaman sadece iş ama ruhunuzu kalbinize aynen katarsanız usta oluyorsunuz. Bizim özel gereksinim bireylere de dediğiniz gibi her şeyde olduğu gibi sevgiyi katmak lazım. Ve bunu biz hepimiz her zaman söylüyoruz. Ama bu sevgiyi katarken onlara sadece sarılmak fiziki sevgi değil. İşimizle ilgili sevgiyi vermeliyiz. Mesela ben bu benim başlangıçta bu mesleğe başlarken özel bireylerle tanıştığım zaman gerçekten de içimde bir sevgi vardı. Hala bu sevgi var, bu tohum var. Bu sevgi içimden geldiğinde doğru yaptığımı gördüm. Severek yaptığımı. İlk başladığımda kendimi yetersiz hissedip tabii kurslar vesaire çok gezdim dünyayı. Bu bir tanesinde şöyle bir şey oldu. Hala böyle anlatırım kurslarda, eğitmenlerinde, meslektaşlarımı anlatırken. İlk öğretim okuluyla başladım. Özel gereksinim bireylere. Pazartesi ve cuma günleri biliyorsunuz okullarda İstiklal Marşı andımız evet okunuyor. Biz özel çocuklara bu beceriyi de vermek için sıraya girme alışkanlığı çocuk özel birey hiç hayatında sıraya girmemiş. Yani arkadaşlarıyla bir sınıf sırasına girecek. Tabii onu önce model olmamız lazım. Tabii, o hiç görmediği bilmediği tabii bir şeyi şimdi bütünleşmiş kavramlar var okullarda. O zamanlar yok tabii. Tabii. 2006'dan bahsediyorum. Tabii. Bir tane öğrencimiz vardı. İsmini vermeyeceğim. İsmini çok iyi biliyorum. Hepsini bildiğim gibi. Sürekli kendini araba hissediyor. Yani bir araba oyunun içinde. Sürekli gidiyor böyle bir yerlere işte arabasıyla benzin alıyor vesaire. Her şeyi arabayla yapıyor. Ve bir gün bu öğrenci küsmüş. Bir duvarın okulun içerisinde tabii. Duvarın kenarında bekliyor. Psikologlar vesaire farklı tanımlarda hocalarımız var. Alan hocaları. Hepsi onu tutup sıraya sokmaya çalışıyorlar ama bu öğrencimizi götüremiyorlar. Ben çocuklarla hep oyundan yana, hep sevgiden yana olduğum tabii için sadece kulağına bir şey söyledim ve sıraya hemen gitti, sıraya geçti. Evet, bu soruyu herkes merak etti. Evet. Ve benim kulağıma nasıl yaptın? Yani kulağına bir şey söyledin, çikolata mı verdin, ne söyledin yani geçti. Ben sadece ismini söyleyerek dedim ki arkadaki işte felancanın arkasına arabanı park edebilir misin dedim. İşte bu. Evet. Yani, bu çok önemli. Ona inebildiniz. Yani evet, onu aslında onun sevdiği şeyle yaklaşarak başarı sağladınız. Evet. Mesela zorla götürmediniz. Evet. Kızarak veya hadi girmen lazım demediniz ona. Evet, özel birey bunu yaptıramazsınız. Sevmediği aynen bir şeyi tam tersi zorla çıkıyor aslında, yaptıramazsınız. Değil mi? Yani hani öyle sert çıkmak bu çok önemli. Yani bunu da aslında konuşmak da lazım. Hani öyle cezalar melek tabii ki belli bir şeyler de yapmamız gerekiyor. Hani bir disipline olması açısından ama öyle işte ağır cezalarla veya kızarak veya bağırarak değil mi hocam? Yani evet, onun içine inerek siz de onun gönlüne inmişsiniz. Evet. Orada onu söyleyerek o da kendi park mı etti sonra geldi. Hemen oraya çok düzenli bir şekilde park etti. İşte bu oyun ve sevgi, kesinlikle, hani böyle kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyma anlayışı özel bireylerde çok gerekli. Şu anda mevcut yeni modellemelerde yöneticilerin, şirket yöneticileri, spor yöneticileri olsun, yöneticilikte yeni kavramlar var. Ve bu kavramlarda bir özellik mesela başarılı olan liderlerin özelliklerinden bir ortak özellik var. O da güven meselesi. Hı hı. Eğitmen güvenilir olması lazım. Kesinlikle. Ve bu güvenden kastımız o sana hiçbir şey olmayacak, ben yanındayken korkmazsından ziyade ona duygularıyla ilgili bir zorbalık yapmadığınız. Zorbalık nedir? Yanlış yaptığı bir beceride yüzüne ona alaycı bir mimikle bakmak, gülmek. Hı hı. Bu tip davranışlar, bu zorbalıklar kişinin güvenini kırar. Bizim özel bireylerde
bu bahsettiğim güveni vermezseniz istediğimiz amaçta yaya kalırsınız, size katılım sağlamaz. Çünkü tekrar bana gülecek, tekrar arkadaşlarım alay edecek. Hocam bana şöyle düşündü deyip kesinlikle biz ona ket vurmak diyoruz ve ket vuracak ve katılımı sağlamayacak ve özel bireyler. Bu ket vurduktan sonra geri döndürmek çok zor oluyor. Çok daha zor değil mi? Yani evet, onlar neye inanıyorlarsa, en son mesela ne görüyorlarsa kalır, öyle de kalıyor maalesef de. Hocam şeyi sormak istiyorum aslında. Şimdi siz Down sendromlarla, yani onlar biraz daha farklı, işte sevecen dediniz, işte yeteneklileri de var bunlarda. Şimdi Down sendromu şöyle kısa olarak, hani onların belli mesela spor yaparken özel bir şeyleri var mı? Yani hani kromozomlarla ilgili evet olduğunu biliyoruz zaten. Hani onunla alakalı bize biraz açıklar mısınız? Mesela spor yaparken nelere dikkat? Hani çok önemli çünkü. Evet. Fiziksel olarak da herhalde tahmin ediyorum çok önemli. Çok önemli. Down sendromu şöyle bir şey var. Down deyince hemen aklımıza bir kelime var. Kromozom geliyor. Hmm. Kromozomlar bizim hücremizin içerisindeki çekirdeklerde doğumdan önce anne ve babadan aldığımız kromozom sayılarıyla belli. Bu kromozomlar içerisinde gen adı verilen haritalar var ve bunlar proteinlerden oluşuyor. Bu proteinler hafızalı proteinler. Bizim saç rengimiz, ömrümüzün süresi vesaire, hele bu pandemi süresinde bununla ilgili RNA hücreleri, DNA hücreleriyle çok haşır neşir olduk. Burada bilgiler, sağlığımızla ilgili her şey, hangi hastalıklara varacağımız, sonrasında başımıza gelecek hastalıklara kadar burada yazılı. Hı hı. Biz 23 tane anneden, 23 tane babadan bununla ilgili kromozomlarımızı alıyoruz ortak. Hı hı. Aslında anne ve babadan doğumdan önce birey, bebek kopyalar, kromozom kopyalar. Ve bu 23 tane verirken tabii insan 46 tane kromozomdan oluştuğunu söyleyebiliriz. 46 kromozomun içerisinde toplamda kopyalarken, anne ya da babadan kopyalarken bu 21. kromozom bir bozukluğa uğruyor. Daha doğrusu iki tane birleşen anne ve babadan aldığı kromozona ek olarak bir tane daha kromozom oluyor ve 3 kromozom oluyor. Hani bir farklı adında sloganlar olur Down sendromlarla ilgili. O bir fark işte o iki kopyada ek olarak bir kromozomun daha bağlanması. 3 kromozom oluyor ve 21. kromozomda. Bu kromozom bağlanması bazı hasarlara sebep oluyor. Dünya Down sendromlar günü Mart ayının 21'inde farkındalık olarak insanlara duyurular, bununla ilgili etkinlikler düzenli. Evet. Neden 21 Mart? Bunun sebebi bu kromozomda saklı. Evet, 3 tane kromozom olması yılın Ocak, Şubat, Mart 3. ayını temsil ediyor. Bu kromozomlardan 21. kromozomun harabiyet olması Mart ayının 21'ini işaret ediyor. O yüzden 21 Mart'ta yapılır. Evet. Daha çok evet, farkındalık. Bu kromozomun birleşmesinde bazı harabiyetler olabiliyor. O yüzden bizi izleyen ailelerimiz, özel gereksin bireyler, Down sendromlu olan çocukları olan anne babalar şuna lütfen dikkat etsinler. Bu kromozom harabiyeti kalp, dolaşım, hormonal enzimlerin salgısı, böbrekle ilgili çok ciddi problemler oluyor. En çok da kalple ilgili problemler olur. Evet, doğuştan. Bununla ilgili mutlaka yakınları, tanıdıklarına bununla ilgili bir ikazda bulunsunlar. Doğduğunda ve doğduktan sonrasında zamanlarda kalple ilgili bir muayeneye mutlaka dikkat etsinler. Hiç belirti göstermediği anda istenmeyen durumlar olabilir. Fiziksel aktiviteye başlarken de bununla ilgili mutlaka bir genel bir muayene yapsınlar. Biz bunu mutlaka yapıyoruz. Ben bir Down sendromlu bir birey fiziksel aktiviteye başlayacaksa hiç duymadığımız mesela bu Down sendromların yine bilirsiniz dernekten, çalışmalardan Down çocukları da çok iyi biliyorsunuz. Esnektirler. Evet. Bu onların özellikleridir. Kas ve eklem eksiklikleri vardır. Kasın esneyebilme özelliği Down'larda norm değerlerde diğer bireylere göre çok daha fazladır. Fazla. Bu esneklik boyunda ilk iki kemikte isimleri kemiklerden gelir. Atlantoaksiyal adında iki tane kemik vardır. Çok özellikli köprüleri olan bir kemik. Bu iki kemik birleştiği kısımda bir esneklik hareketinde kasın da esnekliğinden dolayı hemen bir harabiyeti o anda bir takla atarken
İşte. Esneme hareketi yaparken boyunla ilgili çok Allah ciddi korusun. Harabiyetler, çok ciddi rahatsızlıklara o anda geliştirebilir. O yüzden Down sendromlu aileler şimdiden bununla ilgili çok esnek bir hareket o ana kadar yapmamıştır. Bizde hiç böyle bir şey yok demesinler. Nöroloji servislerinde, hastanelerde bununla ilgili bir muayene istesinler. Bir film çekiliyor ve boynun ilk iki kemiğinden C1 ve C2 adını denilen kemiklerden film çekiliyor. Ha. Bunu mutlaka yapmak. O zaman muhakkak ne diyoruz? Spora başladıkları zaman, yani başlamadan önce değil mi? Yani bu muayeneyi bunu muhakkak yapmaları evet. gerekiyor. Evet, mutlaka. Çünkü yani ters bir harekette Allah korusun farklı bir şeyler de olabiliyor. Olabilir. Çocuk şeylerde de. Hocam Anıl'la alakalı böyle bir anılarınız var mı ya, neler yaşıyorsunuz mesela yarışmalara gittiğiniz zaman, var mı böyle şeylerimiz? Anıl deyince benim aklıma Anıl'ın damak tadına çok güvenirim. Mesela Anıl eğer bir yiyeceği yiyorsa güvenin, onu yiyebilirsin. Lezzetlidir de ve sağlıklıdır. Anıl mesela şeker, çikolata gibi yiyecekleri sevdiği halde sağlığına zararlı olduğunu bildiği için çok yemez. Çok bu da çok güzel bir şey. Çok çok. Ona böyle karışımlı içecekler vesaire, karışık şeyler veremezsiniz. Biraz da alerji olduğunu düşünüyor ve bildiği için yemez. Çikolata, şeker falan sever. Çok böyle ısrar etmezseniz yemez. Ben bu bana zararlı der ve uzak durur. Anıl'la bizim en iyi aktivitemiz bunun yüzden beslenme. Biz böyle büyük yarışmalar, büyük antrenmanlar ya da milli takım kamplarına vesaire gittiğimizde. Tabii gittiğinizde birkaç gün kalıyorsunuz tabii, değil mi orada? 10 günden az olmuyor. Milli takım bayağı. Kampları, yurt dışı yarışmaları yine 10 güne yaklaşıyor. Orada Anıl tabii bir beslenme, ben ona bir beslenme diyetine geçiyorum. Hı hı. Mesela yarıştan önce tuzlu, soslu, acılı, baharatlı yiyecekler de kısıtlamaya, tabaklarının yine büyüklüğünde bir kısıtlama geliyor. Anıl çok mutlu değil bu durumda. Çünkü seviyor mu yemeği falan? Çok seviyor, çok seviyor. Ona hemen şunu söylüyorum. Yarıştan sonra, musabakadan antrenman bitsin. İşte. Sana sözüm şu diyorum. Ve antrenmandan sonra yayında Fatma Hanım da, annesi de bahsetti. Anıl'ın hafta sonları yemek menüsü bellidir. Der şey ki, diyor zaten ödül olarak evet, mesela kahvaltı evet. diyor. Cumartesi günü der ki Anıl mesela, hafta başlarken pazartesi günü der. Ben şundan yiyebilir miyim? Şunu yapabilir misiniz diyor. Zaten gerçekten melek gibi bir ailesi var. Çok çok. Çevresi öyle. Çevresinin etkisi çok fazla Anıl'ın. Hocam başarısından belli değil mi evet, Anıl'ın? Yani evet. çocuklarımıza ne kadar destek olursak, onların ne kadar yanında olursak ki aile çok önemli, aile faktörü. O kadar onlar da başarıya ulaşıyorlar değil mi? Yani evet. fırsat verdiğimizde başarıya ulaşıyorlar. Gene resimlerimiz Anıl'la alakalı musabakalardan şeylerimiz de geçiyor. Biz bu ailenin bu fedakarlığı ile ilgili Anıl'ın antrenmana, hele ki yarışmalar yaklaştığında, bizim özel dönem diyoruz ona, özel hazırlık dönemleri. Tabii, yarış öncesi. Bayağı bir zor bir süreç tabii, geçiyordur orada yarışmalar. O 60 gün, o yarışa kalan o 60 günde biz bazen sabah erkenden bir de akşamleyin tesiste biz kalıyoruz. Ve Mehmet Bey, Anıl'ın babası, çok ona da yeri geldi bakın, teşekkür ederim annesi babasına. İşi gücü, evinde kahve içmek varken Anıl'ı antrenmanlara o soğuk havada çok vesaire önemli. Getiriyor. Çok onların ellerinden öpüyorum. Özellikle bizim bireyler zaten elleri ayakları öpülesi insanlar. Çok güzel insanlar. Çünkü onların görevi bu dünyada çok farklı, çok farklı. Özel. Evet. O yüzden özel anneler olsun. Ve babalar. Hocam ben biz teşekkür de şey ederiz. Diyoruz. Gönüllüler de öyle ama. Evet. Yani onlara işte fırsat ver. Bak valla. Burada biraz daha küçük mü Anıl'ın yaşı? Evet. Bakın eski değil bir mi? Fotoğraf olduğu belli oluyor evet, değil mi? Evet. Yani şimdi biraz daha herhalde. Bakın burası bizim tesisimiz. Özür dilerim sözünüzü. Rica ederim. Bölüyor muyum? Burası bizim tesisimiz. Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm tesisi. Bu tesis şu anda bu halde değil. Geliştirildi, kapalı bir ortamı var. İl Müdürümüze, Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. Çok şimdiki sağ gençler çok şanslılar. Şanslı bence. Tesis tartan pistine kadar oldu. Bakın bu çok eski. Yani bizim atletizm camiasından herhangi bir yönetici, antrenör görse bu fotoğrafın eski olduğunu tesisin özelinden doğru görebilir. Mükemmel ısıtılan, giyinme odalarıyla, giriş çıkışıyla, fiziki şartlarıyla çok güzel bir tesisimiz var. Çünkü harika.
Böyle terini oldukça, görüyor musunuz Anıl'ın? Evet, terler nasıl damlıyor? Bir de şey, sonuna kadar bir disiplinli midir Anıl? Mesela antrenmanlarda falan tabii, nasıl? Tabii. Bir yarışmaya, bir antrenmana gidecekse malzemelerini artık bilir. Suyunu mutlaka yanında taşır. İşte bu. Suyu yanında olacak. Disiplinli, başarılı. Bize örnek olsun aslında, işte, değil evet, mi? Normal evet. Gelişen, özel olmayan bireylere bence örnek olsun bu çocuklar. Gelişimlerinde hani sağlıktan, psikolojisinden, sosyalliğinden derken işte bakın bir sosyal gelişim aynen. Daha. Disiplinli olması. Kesinlikle. Disiplini derken ben söyleyince hazır ola geç değil de kendi hayatında gereksinimleri bir sıraya koyması. İşte disiplin. Suyunu, kesinlikle. Yedek eşyalarını, eşofmanını, antrenmandan sonra Anıl'a ben üstünü değiştir demem. O hemen gider tişörtünü, çorabını değiştirir. İşte bu bir yani. Disiplin. Kesinlikle. Evet. Burada da gene böyle bir başarının sonucu herhalde değil mi? Evet, diğer sporcular da benim farklı bir branştan sporcularım. Öyle mi? Onlar da mı özel gereksinim? Hayır, özel gereksinimleri yok. Karate sporcuları, hepsi de siyah kuşak karateci. Öyle mi? Evet. Ben sporcularım arasında da böyle bir akran eğitimi olsun. Harika. Birbirlerinden doğru modeller çok alsınlar güzel. Diye birbirlerini mutlaka tanıştırırım. Öyle bir etkinlikten bir fotoğraftı. Hocam, bakın ne kadar mutlu. Evet, onu diyorum. Bu şeye de herhalde değil mi? Ne deniyor? Sahamızda yine cirit tamam. Çalışırken. Cirit evet. Çalışırken evet gayet mutlu, severek yapıyor. Pandemiden o yüzden de başarılarını alıyor tabii ki. Tabii ki. Şey de çok güzel. Demin dediniz yani ben diğer işte şeylerle de birlikte yaparım. Onlar için de hem bir farkındalık da oluyor aslında değil mi evet. Hocam? Onlarla olunması. Hem sosyalleşmesi açısından da. Yani özel gelişim hem de diğer bireylerin de en azından onlar için de o manevi duyguyu yaşaması da çok önemli. Tabii benim diğer tanıştığım zaten dostlarım, akrabalarım, ailem ve öğrencilerim bunu bilirler. Ben onlara şimdi bir tanıştırma yaptığım zaman ilk defa tanışıyorsa özel gelişim bir sporcumla benim davranışımdan örnek alıp model olup ondan sonra bakıyorum ki çevresindeki bireylere de o şekilde bakıyorlar ve bunlar bazısı biliyorsunuz korkuyorlar tabii, özel tabii, bireylerden. Tabii evet. O meleklerden korkanlar var ama bu bilgisizliktir tabii. Korkunun sebebi. İşte hocam gene burada neye geliyor biliyor musun? Farkındalığa geliyor. Evet. Yani demin Fatma Hanım'a da onu söyledim. Aslında işte farkındalık günler oluyor ama bir günde değil ki 365 evet. Gün. Çok yaşayın. İşte bunu hani kutlama değil özellikle altını çiziyoruz. Bravo. Yani benim en çok üzerinde hassasiyetle duydum bu bir kutlama değil. Bu günleri bir farkındalık nedir? İşte oradaki özel bireylerini seminerlerle işte topluma katarak toplumda neleri başarabildiklerini göstermek adına yapılan şeyler. Yani yoksa bunu kutluyoruz falan diye bir şey yok. Neyi kutluyoruz hocam? Evet. Yani öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Çok özellikle... haklısınız. Alanda olduğumuz için biz bu hassasiyete yapılması gerekeni biliyoruz. Ama yine aslında bizim üzerimize düşen bir görev çok. Bu. Çünkü nasıl o bireylere bizim özel çocuklarımıza davranış yöntemlerini bilmediği gibi tanımlarda yapılması gerekenlerde. Aslında orada insanlar kutlarken hatırladıklarını söylemeye çalışıyorlar. Muhakkak, ellerinden geldi sosyal medyalarda görürsünüz. O belirli tarihlerde, günlerde kutlarız yazarlar. Oraya bir müdahalede bulunduğunuzda o insanların şevkini kırmış da oluyorsunuz. Kutlama değil. Böyle yapın da demek içimizden gelmiyor benim bazen. Diyorum ki kutlama yazıyor. Bakın şöyle bir yerel yönetimde ya da şöyle bir yerde birisi bilmiyor. Herhangi bir yerden yani esnaf da bilmiyor vesaire de bilenler çok iyi biliyor. Dediğiniz çok doğru ama biz alandayız. İşte bize görev düşüyor. Bunun kesinlikle. Kutlama olmadığını orada bir Down sendromlar gününde bu bireylere kişilik karakter sahibi olan kişiler olduğunu unutmayıp bunun sebeplerine, şimdi bizim burada Down sendromu nasıl olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylememiz mesela bir farkındalık örneğiydi. Tabii. Onun için tekrar teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Bunu yaydığımız için. Bizim işte dediğiniz gibi kutlama yerine bilgiler vermemiz, yaymamız kesinlikle. Daha iyi olacak. Onu da söylemiş olduk aslında. Güzel kesinlikle oldu. Kesinlikle öyle güzel oldu. İşte bunlarla da nedir? İşte ben şeye çok inanıyorum. İşte medyaya çok hani bu konuda evet. Görsel veya yazısal medyaya. Ve ben tekrardan TVT 41 kanalıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Böyle programlar yaparak bir farkındalık aslında oluşturuluyor. Evet. Bir şekilde de. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu programla birlikte kucak açtıkları için onları da en azından bunları belirtiyoruz. Ve bu yaşanmışlıkları da yapmamız lazım. Evet.
Yani tecrübe çok önemli değil mi hocam? Evet. Yaşanılan, hani hep ben şöyle diyorum, evet tabii ki eğitimci mesela beni çok ararlar hani otizm konusunda özellikle, hani işte yeni tanı almış olanlar falan, ama hani ben eğitimci değilim, doktor değiliz kesinlikle ama yaşayan bir anneyim. Evet. İşte tecrübelerimi paylaşmak aslında, neleri eksik yaptıysam işte ona, siz şunu şunu yaparsanız böyle daha iyi olur gibi, onu paylaşmak aslında değil mi? Tecrübe çok önemli. Evet. İşte buradan da o yüzden de annemizi ben özellikle davet etmek istedim ki o tecrübeleri, onları yaşadıklarını bilinsin diye. Bilmiyorum ne kadar süremiz kaldı, yavaş yavaş bitiriyoruz herhalde değil mi? Yine çok çabuk geçti. Ben son sözleri yine sizden almak isterim. Mesela ne mesajımız olabilir toplumda, sporla özellikle, özel gereksinimli bireylere ne yapmaları lazım aileler? Aileler, az önce daha önceki sözlerimde olduğu gibi fiziksel aktivite, egzersiz ve eğer spora kurallı bir organizasyona yönlendireceklerse önce bu çocuklarımızı genel bir muayeneden sporun faydasını almak için, zarara gelmemek için bir genel muayenesini yaptırsınlar. Sonrasında bizim kamuda kamu yerel yönetimlerde özel gereksinimli bireylere az önce teşekkürler ettik. Bunların sebebi gayet yerindeydi. Çünkü Büyükşehir Belediye'miz, Kağıt Spor Kulübü ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü özel gereksinimli bireylerle ilgili eğitmenlerini, benim geçmişte yaşadığım eksiklikleri şimdi şu andaki eğitmenler yaşamıyor. Çünkü onlara eğitimler, kurslar veriyor, çok malzeme güzel, materyal çok veriyor. Evlerinden servisle, bir araçla bile tesise gelmelerini sağlıyor. Daha ne olsun, gel kesinlikle, egzersizini yap. Kesinlikle. Sana sadece o kalıyor. Bununla ilgili bizim Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bu yaz Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa bir organizasyon yaptı, bir proje. Erişilebilir yüzme kursları çok yaptı. Çok güzel. Evet. Ve bununla ilgili yaz spor okulları, il müdürlüğünün yaz spor okulları, Büyükşehir Belediyesi tesislerini, personellerini birleştirip 12 ilçede havuzlarda portatif havuzlar kuruldu. Şimdi de hatta bugün bir görüşmesi yapılıyor onun. Ondan haberdarım. İllerde kapalı salonlarda onun, Büyükşehir Belediye'mizin özel gereksinimli bireyleri yüzme kursları başlıyor. Çok artık güzel. Portatiflerden çıkıldı tesislerde. Önceden biz bir saat çalışabilir miyiz diye böyle istekler, hani çok geçmişteydi tabii, bunlar. Doğru. Ama şimdi bakın, tesislerin kapısı sonuna kadar özel çocuklarımıza çok açık. Güzel. Aileler kamudaki herhangi bir yerel yönetime gidip tamam, ben egzersiz, sporun faydalarıyla ilgili çocuğumun özelliği şu, yararlanmak istiyorum desinler. Ve gerisini tamam, bu yerel yönetimine tamam, bıraksınlar. Tamam, yerel yönetimine başvuracaklar değil mi? Bu yüzme kursu dediğimiz. Tabii ki şu anda başladı. Özel gereksinimli bireylerimizle başlayacak, evet, bunlar da. Çok güzel, bunda mesajını verdik. Verdik. Yerel yönetimler bunu yaparken kurslara iyileştirebilir, performansı iyi olan kişilere de destekliyor. Kağıt Spor Kulübümüze gittiğimizde başarısı görüldüyse sonra uluslararası arenada gitmesi geri için. Geri sahipleniliyor tabii oraya bir daha, da. Bırakılmıyor. Çok güzel. Yönlendirme devam ediyor. Çok çok güzel. Hocam, güzel mesajımızı da verdik. Verdik. Kucak açıldığını onlara, değil mi? Yerel yönetimlerimiz, evet, tarafından da onu da belirttik. Programımıza geldiğiniz için de çok teşekkür. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben, çok güzel, ben teşekkür ederim. Oldu. Size canı gönülden teşekkür ederim. Çok doğru bir yerde olduğumu hissettim. Çünkü çok teşekkürler. Ben bir mesaj vermeden önce siz o mesajın öncesini tanıttınız. Aynı şekilde düşünmek bazen daha güzel oluyor. Aynı dilden konuşmak. Ben programın sonuna gelirken bazen sevdiklerimize onları ne kadar sevdiğimizi söylemeye fırsatımız ya, olmuyor. Belki buradan çıktığımda olmayabilir. Yakın geçmişte babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Babam hep insanlara iyilik yapan bir insandı. Cenazesinde dostları, hiç tanımadığım insanlar hep babamın iyiliklerinden bahsetti. Ve bunu karşılıksız yapması çok güzeldi. Çocukluğumdan beri bunu biliyorum. Ben o yüzden babama layık olacak bir insan olmaya devam edeceğim. Onu, ya da ona layık olmaya çalışacağım. Buradan anneme teşekkür ederim. Ve eşime Duygu, ona çok teşekkür ederim. Çünkü onlar bize destek sağlıyor. Nasıl kamudaki, kamu yerel yönetimler, yöneticiler, aileler destek oluyor. Aynen. Görev paylaşım ailede oluyor. Kesinlikle. Bazen uykusuz kalıyorsun. Doğru. Tatil gününde doğru, başka bir şey başarı yapıyorsun. Başarı da ondan geliyor zaten. Aile desteğinden de geliyor. Anneme çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyoruz. Babama
Ve eşimle beraber oğlum Yahya'ya teşekkür ederim. Onu da öpüyoruz buradan. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Var çok olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, zaman su gibi aktı geçti. Evet, bir programımızın sonuna daha geldik. Ben haftaya çarşamba sizlerle tekrardan sağlıklı olabilmek adına gönlümüzden sevgiyi, umudu kaybetmeyelim. Hoşçakalın.